alayım ben. Değerli izleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Perşembe günleri 14.30-16 saatleri arasında sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Burçlarla ilgili konuşuyoruz. Burçların genel özelliklerini anlatmaya çalışıyorum. İnsanların kırmızı çizgileri nelerdir? Hangi noktalarda daha iyi anlaşırlar? Hangi noktalarda daha iyi anlaşamazlar? Özellikle evlilik konusunda ve evli çiftlerin çocuklarının geleceğiyle ilgili olarak burçlar üzerine konuşuyoruz. Telefon bağlantılarımız oluyor. Canlı telefon bağlantılarımız. 233-77-77 telefonlarımızdan bana ulaşabilirsiniz. Kanalımızı arayabilirsiniz. Sorularınızın genellikle yükselen burçları konusunda yardımcı olmak isterim. Yani insan kendi burcu neyse yükselen burcunun özelliklerini de taşır. Bu sayede karşımızdaki insanı, kişilik özelliklerini daha iyi anlayabiliriz ve o insanla daha iyi arkadaşlık, dostluk kurabiliriz. Ve bunu da çocuklar üzerinde düşünürsek, çocuklarımızın da yükselen burcunu bilirsek eğer burcuyla beraber, o zaman o çocuklarımızın gelişmesiyle ilgili anne babalar olarak daha doğru kararlar alabiliriz. Manisa'dan çok değerli konuklarım var. Bugün program kardeşliği yaptık. Dolayısıyla Beyhan Hanım bizlerle ve Saadet Hanım benim konuğum oldular. Geldikleri için her ikisine de çok çok teşekkür ediyorum. Beyhan Hanım bizim kanalımızda, ETV kanalında Hayatın Renkleri programını hazırlayıp sunuyor. Kendisi İkizler Burcu. Yükselen Burcu'na da birazdan bakacağız. Aynı zamanda da Manisa Yardımseverler Derneği Başkanlığı'nı yürütüyor. Çalışmalarını da ben de herkes gibi yakından takip ediyorum. Hem İkizler Burcu'nun hem İkizler Burcu olması dolayısıyla hem de yardım işleri olması dolayısıyla bunu kendisiyle konuşmak istiyorum. Faaliyetlerini de konuşmak istiyorum. Çünkü faal bir şekilde çalıştığını biliyorum. Yardım meselesi çok önemli bir meselesidir. Bir toplumun ayakta kalması, değil mi Beyhan Hanım? Evet. Yardımlara bağlıdır. İnsanların birbirlerini desteklemelerine bağlı. Çok önemli. Ve Saadet Hanım bizlerle. Saadet Hanım'ı çaktırmadan bugün biraz da Beyhan Hanım'ın da istek var. Yaptık. Evet. Evet. Beyhan Hanım'ın istek varlığıyla oldu. Daha önce de Saadet Hanım'la program yapmak istiyordum. Kendisi katılmak istemiyordu. Ama Beyhan Hanım'ı kıramadı. Dolayısıyla programımıza konuk oldu. Saadet Hanım da bizim ETV kanalımızda Engelsizsiniz gibi önemli, çok değerli bir programı sunuyor ki bu format veya bu düşünce, bu fikir ulusal kanallarda bile bunu göremiyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir çalışma. Kendisine geldiği için bu konuda teşekkür ediyorum. Saadet Hanım aynı zamanda Manisa'da Matize Otizm Derneği Başkanlığı'nı da orada yürütüyor. Onun da o çalışmaları var. O konuda da kendisiyle ilgili faaliyetlerinin neler olduğuyla ilgili olarak da konuşmak istiyorum. Ayrıca kendisi Balık Burcu ve Balık Burcu'nun da üzerine tabii konuşacağız. Ve yükselen Burcu'nu da bilmiyoruz. O konuda bir karar veremedik. O konuda kendisiyle evet. Konuşacağız. Hoş geldiniz Beyhan Hanımcığım. Hoş bulduk. Geldiğiniz için tekrar. Programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Hakikaten program kardeşliği yapıyoruz bugün. Evet. Güzel bir, değişik bir program olacağını düşünüyorum evet. Ben. Bütün seyircilerimize de iyi günler diliyorum. Manisa için bir şeyler yapabiliyorsak evet, hep birlikte aynen, bizim aynen. için ne mutlu evet. diye düşünüyorum. Çalışmalarından biraz bahseder misiniz Beyhan Hanımcığım? Yani bu Manisa yardımseverlerle ilgili hı-hı. olarak birçok çalışmanız var. Çok. Mesela bugün şöyle bir şey yaptırmışsınız. Evet, ajanda, ajanda yaptırmışsınız. Bunu da herkese. Üniversite, evet. Çok. Üniversite çocuklarımıza, üniversitede okuttuğumuz için 103 tane öğrencimize evet. destek sağlamak için yaptığımız bir faaliyet. Sadece bu, bütün faaliyetlerinizin sadece bir tanesi. Bir tanesi, evet. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Atatürk resmi de gayet güzel, orada yakışmış. Neden Atatürk resmi? Çünkü Atatürk'ün önerisiyle kurulan bir dernek. Evet. Ve ismimizi bize verirken altında imzası olan derneğimizin genel merkezinde yazısı duruyor. Evet. İsmimizin de öncelikle Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti olarak kurulmuş. Yardımsevenler Derneği. Atatürk'ün önüne gittiğinde 1928 yılında kurulmuş. Atatürk ismimizi beğenmemiş. Kadının yoksulu olmaz. Kadın bizatihi bir varlıktır. İsminin değiştirilmesini emrediyorum demiş. Ne güzel. Ondan sonra Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti'nden çıkarılıyor. Yardımsevenler Cemiyeti diye ismi değiştiriliyor. Evet. Tabii ki biz atamızla gurur duyuyoruz. Tabii, Türkiye için hepimiz. Yaptıkları sizin de bizim gerçekten. De düşündüğümüz gibi. Onun izinden yürürekten evet. Gururluyuz. Eğitime verdiği önemden,
ülke için yaptığı bütün devrimlerden dolayı kendisine de minnettarız. Aynen bu şekilde ben de söylediklerinize aynen katılıyorum. Evet. Atatürk gibi bir insan demek ki o dönemde gelmeseymiş ne olurdu halimiz, orası yani biz belli hiçbirimiz değil. Olmayacaktık. Böyle. Evet yani belli değil. Üstelik dinimizi de bu şekilde yaşayamayacaktık. Yaşayamazdık. Onun sayesinde. Kesinlikle yani. Evet. O konudaki o konulara girersek gerçekten çıkamayız. Çıkamayız. Içine. Program yetmeyebilir. Yetmez. Evet. Dolayısıyla Atatürk'ün de dini bilgisinin ben çok üst düzeyde olduğunu, o zamanda yaşayan tarikat liderlerinden daha iyi İslam dini bildiğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla o anlamda da gerçekten şanslıyız. Hayır, şimdi seyircilerimiz biliyor mu bilmiyorum. Japonya'da bir cami yaptırmış ve tamamen kendi cebinden harcayarak yaptırmış camiyi. Evet. Neden? Orada güneş en erken Japonya'da doğduğu için ilk ezan sesleri oradan bütün dünyaya yayılsın diye Atatürk orada cami yaptırmış. Bunu herkes bilmiyor. Doğru. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsirini insanlar okuduğunu anlasın diye yine Atatürk yine cebinden vererek parasını Elmanlı Hamdi yazarın tefsirini hocam demiş siz tefsir edin Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen hocayla. Doğru. Din bilgilerimizi bugün bence Atatürk'e borçluyuz. Kesinlikle ben ona %100 katılıyorum. O dinsiz bir insan değildi yani aksini söyleyen. Yalan söylüyor. Evet. Ben de %100'e katılıyorum. Ben 1981 yılında derneğe girdim. Aşağı yukarı 31-32. Yılım. Evet. İkizler Burcu'sunuz ya. İkizler Burcu astrolojide yardım etmeyi en fazla seven, karşılıksız olarak arkadaşı için, dostu için ve diğer insanlara yardım etmeyi gerçekten içinden gelerek seven bir burçtur. Ben bunu bilmiyordum. Bunu şimdi sizden öğrendim. Evet. Demek ki o zaman özdeşmişim yani burcumla tam uyum içindeyim demek ki. O yani mesela siz de ikizler burcu değil de orada başka bir burç olsaydı Yardımseverler Derneği Başkanı olarak o zaman orada başka şeyler yani bu kadar yardım etme duygusu dernek olarak bu kadar üst düzeyde olmayabilirdi. Evet. Başka şeyler girerdi işin içine. Bilmiyorum benim çocuklarım bazen çok şikayetçi oluyor. Anne bizi ihmal ediyorsun yani dernek her zaman öne geçiyor diyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum. Siz yokken hayatımda dernek vardı. Yani ilk çocuğum gibi dernek artık. Belki de torunum gibi olacak neredeyse. Evet. Hakikaten genç kızdım girdiğimde. Ve direkt yönetim kuruluna girdim. O zaman beni seven teyzelerim direkt yönetime aldılar beni. Çok ne bileyim çalışkan olarak görmüşler. Evet. Allah rahmet eylesin birçoğu öldü. Ben de onlara verdiğim şekilde sözümü devam ettirmeye çalışıyorum. Severek çalışıyorum. Evet severek yapıyorum işimi. Saadet Hanım'a dönmek istiyorum. Saadet Hanım siz de engelsiz programı yapıyorsunuz. Evet. Orada anlatır mısınız? Evet. Manisa'daki faaliyetlerinizi, çalışmalarınızı. Evet. Bugün ETV kanalında toplantımız vardı. Yine ilgili formatımız ayarlanıyordu. Evet. Toplantıda tabii böyle kardeş beğeni falan konusu geçti. Şimdi biz de kardeş programcı olarak size destek için teşekkür ediyoruz. Ben çünkü engellilerle ilgili engellilerin Manisa'daki sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Kamu kurumundaki müdürlerimiz de engelli bireylerle, sivil toplum örgütleriyle Manisa'da yaşanan sıkıntılar, artı olaylar her şeyi masaya yatırmaya çalışıyoruz. O yüzden o alanda çalıştığım için bu alan biraz bana ters dedi ama sonuçta aynı kanalda program yapıyoruz. Birbirimize destek olmamız lazım. Bir de şeyi de çok merak ediyoruz. Bu sene bizi neler bekliyor? Evet. Burcumuzun özelliğinde neler var? Yani neler yaşayacağız? Ben Balık Burcu kadınıyım. Evet. Balık Burcu'nun iş hayatı, ondan sonra... Bir de siyaset var şimdi önümüzde. Siyasetimize getirileri ne olacak? Hepsi merak ettiğim için hem konunuz olalım dedim. Beyhan Hanım gibi ben de derneğimden bahsedeyim. Ben Manisa Otizm Dernek Başkanıyım. Derneğimiz 2010 yılının sonuna doğru, 2011 yılında kuruldu. Bir senedir başkanlığını ben yürütmekteyim. Derneğimiz Manisa'daki otizmli çocuklarımız hem okul açısından hem... eğitim açısından çok sıkıntı yaşıyorlardı. Tabii bireysel olarak bir yere kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama sonuçta STK olmamız daha güçlü, daha sesimizi etkin duyurmamız açısından iyi olur diye sıkıntılarımızı dile getirmek için 2011 yılında derneğimiz kuruldu. Derneğimizin en büyük amacı otizmli bireyler, Manisa Otizm Derneği çünkü. Manisa'daki otizmli bireylerin sağlık, eğitim, sosyal tüm hakları konusunda mücadele etmekti. Bir sene boyunca benim başkanlığım döneminde ondan önce fazla aktif olamadık.
Evet. Seminerler düzenledik engellilere yönelik. Okul için girişimlerde bulunduk. Umarım okulumuz en kısa zamanda temeli atılır. Bütçesi de geldi. Çünkü Manisa'da bu konuda çok büyük bir sıkıntı var engelliler açısından. Okul sıkıntısı, eğitimci sıkıntısı. Dernek başlarken öyle başladık. Şimdi artık böyle devam ediyoruz. Umarım burcumuzun özelliğiyle bu şeyi de nasıl atabiliriz, neler bekliyor bizi, onu da sizden öğreneceğiz artık. Haklısınız. Astronomik açıdan bakarsak bu yardım etme konularında, hani yardımseverlik anlamında İkizler burcu ve gerçekten balık burcu, akrep burcu, yengeç burcu ve aslan burcu, bu beşinin öne çıkıyor. Öne çıktığını söyleyebiliriz. Yani bu konulara baktığımızda özellikle hem yardım etmek, yani bu faaliyetler içerisinde olmak, evet, hem de engelli vatandaşlarımızla, kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilenmek açısından da balık burcunu her zaman baktığımızda, evet, olayın içinde olduğunu, derneğin içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini, astrolojik açıdan bunu ben gözlemliyorum, görüyorum da. Başka yerlere de gittiğim zaman, bu konularda konuştuğum zaman, çünkü onlar iyi insanlar, o insanların durumlarına da üzülmek, onlara yardımcı olmak açısından da bu anlamda da gönüllü olarak bile balık burçlarının çalıştığını görüyoruz. 2014 yılında da İkizler Burcu'nun, Beyhan Ana'nın burcu zaten 2012-2013 yılı İkizler Burcu için iyi geçti. Şanslı, iyi geçti, rahat geçti. Evet. Sağlık yönünden rahat geçti. Evet, evet. Bu şans devam ediyor İkizler Burcu için. İnşallah. Evet. İnşallah 2014 yılı da onlar için yine güzel geçecek. Evet. Büyük sıkıntı yok ya. Daha çok Oğlak, Boğa, Yay ve de bir akrep burçları için biraz onlar için sıkıntılı bir dönem. Evet. Önümüzdeki 2014, 15, 16, 17, 18. Balık burçları için bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Onlar da hayatlarını yavaş yavaş, biliyorsunuz balık burcu insanları hayatlarını yavaş yavaş kazanmaya çalışırlar. Başarılı basamak olmak, basamak, evet, basamak çıkmaya çalışırlar. Bu açıdan baktığımızda sizin de 2014 yılı içerisinde bir sıkıntı, astrolojik açıdan baktığımızda yıldızların durumuna, Uranüs'e, Mars'a, Güneş'e, Mars'a, neyse hepsi. Hepsi Satürn. Dolayısıyla Satürn'e bakarsak onun zaten hiç şey, o akrep burcunda zaten, sonra yay burcuna geçecek. Onlar için sıkıntı var. Evet. Dolayısıyla balık burçlarının şu anda hani yapmak istediklerini veya kurmuş oldukları hayali gerçeğe dönüştürmeleri açısından bir sıkıntı yok. Evet. O yüzden hem o inşaatla da ilgili de bir sıkıntı yok ama alım satım olayları bizde. Alım satım konusunda da bir sıkıntı yok. Zaten bu konularda başarılıdır. Hayır, program sayesinde burada da söyleyeyim. Ev satamıyorum. Yani evet, diyorum acaba burcumun özelliğinden dolayı mı bu ara her şey böyle durmuş? Yani bir duraksama dönemindeyim. Yok yok, o şanslı bir dönemdesiniz. Şey, hanımefendi de şey, yükselme muhteşem yüzüm. Evet. Yükselme dönemi. Evet. Evet. Tabii sizin de eviniz triplex olunca biraz da o konuda belki satmak konusunda... Yani fiyat konusunda belki çok mu istiyorsunuz, nasıl istiyorsunuz bilmiyorum da. Yani öyle bir sıkıntı olabilir. Yani uygun bir fiyat olursa. Çünkü bazı burçlara şöyle bir açıklama yaptı bir geçen astrolog arkadaş. Şey dedi, yani bu ara alım satıma girmeyin, tehlikeli bir dönem. Zarar edebilirsiniz, sattığınızı alamayabilirsiniz de. O yüzden soruyorum, gireyim mi girmeyeyim mi, durayım mı? Bence satabilirsiniz. Yani zaten satmayı düşünüyorsunuz. Ev size büyük geldiği için. Dolayısıyla yani satmak açısından veya başka bir ev almak açısından bir sıkıntı yok. Yani eğer Satürn'e bakmak lazım. Satürn'ün sizi etkileyen bir tarafı yok. Yani o sizin yok, kim söylediyse onu o... Mesela borca girmeyin ya da borç almayın. Düşüş yaşayabilirsiniz, kayıp yaşayabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz diyorlar ya bazı borçlara. Evet. Biz onlara girmiyoruz herhalde. Zaten balık burçları da bu konuda şunu söylemek lazım ki belki kandırılma konusunda birinci sırada iki burçlardan bir tanesini kandırıyorlar mı bizi çabuk? Ya balık burçları genelde kandırmak daha kolaydır diğer burçlar. Veya balık burcu kanmak ister. Onun tam işte ben o yüzden kendimden şüphe duyuyorum Barbaros Bey. Ben balık mıyım değil mi? Çünkü ben insanlara güvenmediğim için kandırılamıyorum. İşte sizin yükseleninize de bakmıştık. İyidir ama kandırılmamak. Evet. Kandırılma meselesi yani onlar... Kandırılabilirsiniz. Kandırılamıyorum yani. Hissediyorum evet. Yani mesela beden dilinden hissediyorum. Evet. Öyle bir özelliğimiz de var. Kendimizi övmeyelim de yani kişi karşı tarafla tanıştığımız zaman onun beden dilinden onun şeyini alabiliyoruz. Aurasının artı ya da eksi olduğunu alabiliyoruz. O yüzden de daha temkinli ya da daha rahat davranabiliyoruz. Evet. Negatif enerji yayan bir aurada tabii daha temkinli davranıyoruz. Her şeyimizi konuşmuyoruz. Evet. Evet.
Anladım. Yani bu konularda bu satma konusunda balık burçlarının aceleci davranmadıklarını görebiliyoruz. Bu konuda bir satma, bir evin veya bir arabanın değerinin ne olduğu konusunda tabii ki bir zamanla ilgili bir süreç olabilir. Hiçbir zaman bir balık burcu insanı hızlı hareket etmez. Hem aşkta da öyledir, arkadaşlıkta da öyledir. Evet. Alıp satma konusunda da öyledir. Ama ikizler burcu olsa mesela Beyhan Hanım gibi satmak istiyorsa, satılması gerekiyorsa onu çabucak bir şekilde satabilir. Çabuk yani, karar verir. Yani şimdi evet. Çok zararı kârı şey yapmaz, yani fark etmez. Diyelim ki 100 tamam, milyar. Tamam, ben bunu sattım. Tabii. Sattım, karar tabii verdim, satarım yani. Evet. Doğru. Biz belki de şeyi bekliyoruz. Manisa Büyükşehir olacak ya. Evet. Onu, doğru olabilir. Olabilir. Evet. Onu da bekliyoruz yani. Tabii onun da etkileri var tabii, seçim dönemi değil mi? Fiyatını, şeyin değerini bulması açısından. Hı hı. Onun da bir beklemek lazım gelebilir ki balık burçları zaten hep beklemekle astrolojinin en iyi burcudur yani, onu söylemek lazım. En iyi insanıdır. Yani karşı tarafı düşünür hep. Onun iyiliği, karşı tarafın iyiliğini de düşünür. Ama galiba sizin yükselen burcunuz Başak da olduğu için siz orada denge kuruyorsunuz. Kendinizi de kendi şartlarınızın garanti olmasını da istiyorsunuz. Daha bir çalışkanlığınız var sizin. Ciddi bir değil, öyle değil mi? Bilmiyorum, öyle mi görünüyor? Yani faaliyetlerinize baktığımız zaman televizyon evet programı, diğer alanlarda boş vaktiniz yok. Dolayısıyla bunun da yükselen burcunuzun Başak olduğu için oradan bir çalışkanlık, bir azim kazanmak, faydalı olmak, kinde tutmaz. Evet. Başak burcu. Balık burcu zaten ikinci bir burç değildir. Başak burcu da kinde tutmaz. Dolayısıyla o açıdan sizin bu iyilikseverliğiniz çevrenizde nasıl algılanıyor mesela? Bunu ben anlaşılıyor musunuz? Sizin içinizdeki iyilik duygusu. Karşı tarafa sormak lazım yani şimdi. Beyhan Hanım da geçmişe dönüp. Geri dönüşleri vardır ama yani. Evet, dostluklarım uzun vadelidir. Evet, evet. Bir gün, iki gün değildir. Yani Manisa'ya ben 18 senedir buradayım. 18 senedir görüştüm, arkadaşlarım vardır. Yani ilk geldiğim günde tanıştığım insanlarla hala dostumdur. Hala sıkıştığım zaman alo dediğimde yanıma olabilecek arkadaşlarım vardır. Ama uzun vadeli arkadaşlıklarıma dikkat ederim. Herkese de olamam yani sonuçta. Tabii. Şu faaliyetleriniz konusunda birazcık şeyleriniz var. Hani yanlış anlaşılma durumlarının olduğunu. Evet. Bu biz engelli aileleri olarak konuşabilirim. Çünkü hassas bir bireyle ilgilendiğimiz için tabii ister istemez o annelerin sağlıkları ya da her açıdan diğer bireyler gibi olmuyorlar. Daha alıngan, daha farklı hayata bakışları. Ben de o alanla ilgileniyorum. Yani mesela Beyhan Hanım sosyal ortamda her türlü bireyle beraber, onlarla beraber oturuyor, evet, kalkıyor. Evet. Benim evet alanım sadece engelli ailelerine yönelik olduğu için en zor alan aslında. Bence yani de en zor. Onları toparlayabilmek, onları birlikte bir faaliyette aktif olabilmek biraz zorluyor benim. Tabii ama aktif olabiliyorum çünkü tanıdıkça beni destekleyen aileler çok fazla. Zaten olmasaydı şu anda hala dernek başkanlığı yapmazdım. Ama o annelerin de, ben de o annelerin de hassas noktaları üzerine çalışmalar yapmak istiyoruz. Yapmaya da çalıştık. İşte şu anda yapılan bir çalışma var, aile terapisi. Bu annelerin yaşadığı, çocuklarına daha verimli anneler olabilmeleri için önce kendi ruh sağlıklarının yerinde olması, işte çocuklarının iyi bir okula gitmesi, işte Manisa'daki okullar hiçbiri almazken şimdi okullar almaya başladı. Tabii. İş eğitim merkezi otizmli çocuklara kapılarını açtı. Yani bundan önce 20 yaşında otizmli çocuklarımız vardı ama iş eğitim merkezine gidemiyorlardı, almıyorlardı. Hep sorun yaşatılıyordu. Onları halletmeye çalıştık. Prosedürleri artık kaldırdılar. Bize göre artık birçok prosedürü uygulamaya başladılar. Tabii o aşamada sen bunları yaparken seni herkes sevmek zorunda değil. Maalesef ben de onu yaşıyorum. Yani, yani herkesi sevmek zorunda değil tabii. Doğru. Ama farkında değiller. Bizim amacımız aslında ortak. Bizim kazandığımız her türlü kazanım onlar için de bir kapıdır. Onlar için de bir kazançtır. Bunu anlatamıyoruz insanlara. İlla kendileri olmak istiyorlar. Buyurun diyorum, kendiniz olun diyorum ama onu da yapamıyorlar. Yapamadıkları halde tabii ister istemez farklı şekilde yıpratmaya çalışıyorlar. Oluyor. Her dönemde de olacak. Sorunlar devam ediyor. Devam edecek ama biz farkında değiller ama biz her dönemde Manisa'da bu alanda olacağız. Nasıl 30 senedir Beyhan Hanım bu konuda aktifse Manisa'da olduğum müddetçe engelli konusunda her zaman beni karşılarında görecekler. Çünkü ben Manisa'da yaşıyorum ve bu konuyla ilgili yapılan her türlü çalışmada da var olacağım. Tabii ki. Tabii, beni ama karşında görmeyeceksin. Beni yanına alacaksın.
Çünkü ben Yardımsevenler Derneği Başkanıysam engelli kadın, erkek, çocuk hiçbirini ayırmadan yardım evet. yapıyorum. Sizden de gelecek yardım taleplerini de her tabii zaman açığım. Hani karşında derken seni tabii ki karşımızda göreceğiz ama yanımızda hissedeceğiz biz. Yok yok beni şu, şu açıdan diyorum. Yani, yardım olarak tabii anladım ben seni. Bizim her zaman aktif olacağız yani. Hep insanların karşısında sen engelli rejim olacaksın. Ben de evet. hayırseverlik konusunda karşılanıyor. Çünkü yaşadığımız öyle. Konum, yaşadığımız şeyler benim çocuklarımdan dolayı ister istemez. Yani çünkü böyle çocuklara sahip olan bir annenin hem ruh enerjisi hem beden enerjisi sağlıklı bir bireye göre daha çok tükeniyor. Ben o kadar haklısın. Aktif olmak istemiyorum aslında. Ama mecbur kaldığım için olacak tabii ki konumdayım. Çünkü bize ihtiyacı olan çocuklarımız var. Nasıl benim çocuklarım varsa kendini ifade edemeyen annelerimiz var. Dışarıya çıkamayan annelerimiz var. Beyhan Hanım da bu konuda çalışmalar yaptığı için tabii belki ki. Böyle olaylara denk gelmiştir. Gelsin, çok yani geldim. Anneler hala... Şimdi izin verirsen şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Ben Ali Rıza'da Okul Aile Birliği Başkanı'yken bir tane veli geldi benim yanıma. O zaman da özel eğitim alt sınıfı vardı Ali Rıza Çevikli Öğretim Okulu'nda. İlkokul bölümü. Çocuklar hani ilk 5 yıl orada gelip o yaştaki çocuklara özel eğitim veriliyordu. 2 tane öğretmenimiz vardı. Sınıfa dediler ki bu çocuklara görsel bir eğitim verelim. Ne yapmamız gerekiyor hocam? İşte bize bir sınıf verdiler ama sınıfa bir tane VCD o zaman... şeyler falan yoktu. O bilgisayarlar evet. bilmem neler yoktu. Bir VCD alalım. Çocuklara görsel eğitim verelim. Bir tane televizyon küçük ekranlı onların odasına göre. Hemen kolları sıvadık. Bir tane anne de geldi dedi ki Beyhan Hanım dedi ben dedi çocuğumu kucakta getirip götürüyorum dedi. Yani merdivenlerden çıkaramıyorum çocuğumu tekerlekli sandalyesiyle. Bize bir engelli rampası gibi bir şey yapar mısınız dedi. Ben de hemen okul aile birliğinde arkadaşlara sundum. Yaz tatili girmişti. Herkes bir taraflara gitti. Ben 3 ay boyunca Milli Eğitim'den izin çıkararak okula bir rampa yaptırdım. Yıl yani o evet. zaman hiçbir kamu kurum kuruluşta da engelli rampası yok. Yok. Şu anda bile tam olarak yok. Değil mi? Şu anda bile o yüzden yok. O işi yaptığımda da Allah razı olsun hayırseverlerimizin desteğiyle yapmıştık. Gurur duyduğum işlerden bir tanesidir. Çünkü çocuk okula eğer ben onu yaptırtmasaydım çocuk okula gelemeyecekti. Annesi sırtında taşıyor çocuğu çünkü. O çocuk mezun oldu. Şimdi görüyorum diğer okullarda, engelli okullarında annesiyle karşıma çıkıyorlar. Ve boynuma sarılıp kadın beni öpüyor. Yani çok evet. büyük bir mutluluk bu. Gerçekten. Yapılabilen şeyler. Onun için ben her zaman sizin yanınızdayım. Çeşitli programlarda her zaman destek olmaya çalışıyorum. Evet. Sizinle birebir yapmamış olabiliriz ama diğer engelli dernekleriyle, okullarla. Tabii ki. Tabii ki ve sizin yerinize hani şimdi son zamanların empati lafı var ya. Empati demeyelim de yerine koyma. Ben çok zaman bir engelli annesinin yerine koymuşumdur kendimi. Çok zor. Evet. Biz onu yaşatmak istiyoruz Beyhan Hanım. Burada da konu açılmış yani. Çok zor bir olay çünkü. Bir geçen Milli Eğitimimizle de görüştüm. Tasvip ettiler Milli Eğitim Kurumu'yla beraber. Engelli annesini anlamak için bir tiyatro. Yapalım. Biz de destek oluruz size. Bize dediler 15 güne kadar evet bunlarla ilgili hı-hı. ailelerden yaşadıklarını dipnotlar halinde getirirlerse biz bunları tiyatro sahnesine taşıyacağız. Çok yani güzel olur. Biz girdiğimiz ortamlarda herkes bize diyor sizi anlıyoruz, empati kuruyoruz ama bizi bir sahnede görün. O annenin yaşadığını hissetsin insanlar. Hissetsinler. Şurasında bir hissetsinler. Evet, nasıl önemli. Mesela şöyle oluyor. Yeniden Yaşam Derneği hı-hı. sık sık kadına şiddet konulu tiyatrolar düzenliyor. Evet. Orada kadının yaşadığı şiddeti, kadının yaşadığı olumsuzlukları sahneye taşıyor. Evet. Biz de bir engelli annesini, bir olur. Tane de değil, birçok engelli annesinin yaşadığı sıkıntıyı tiyatroya taşımayı düşünüyoruz. Arzu ederseniz böyle tabii bir ki. Şeyle başlayabiliriz. Tabii ki, tabii yani ki. Birlikte işbirliği de yapabiliriz. Nisan ayına kadar bunu, 3 ayımız var. Nisan ayına kadar bunu yetiştirmek istiyorum. Hı-hı. Orada annelerin yaşadıklarını tiyatro sahnesinde halkımızın önünde sergilemek. İşte bizi anlıyorsunuz ama biz bunları yaşıyoruz. Ne kadar? Çünkü en basitinden bir olay anlatayım. Herkes bana diyor ki Salih Hanım seni çok iyi anlıyoruz. İşte ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Ben çocuğum burada Türk Hava Kurumu'ndaki okula götürmek zorundaydım Beyhan Hanım. Evet. Dolmuşa biniyorum mecburen. Devlet Hastanesi'nin orada oturuyordum o zaman. Dolmuşa biniyorum. Bizim otizmli çocuklar hiç ummadıkları ortamlarda farklı davranışlar sergileyebiliyorlar. Evet. Çocuk dolmuşta arka koltuktaki hanımefendi çocuğuma para uzatmış. Çünkü bizim görünüş olarak da hiçbir şey yok. Yok. Gayet sağlıklı. O da öne verecek bir parayı. Oğlan evet. oturuyor. Tabii benim oğlum nereden bilsin servis dolmuş parası, dolmuş parası evet. olduğunu ya da işte şoföre verilmesi gerektiğini. Ben de fark etmedim.
Çocuğum elini tutunca kadın döndü bana dedi ki hanımefendi ne kadar terbiyesiz bir çocuk yetiştirmişsin dedi. Aa. Ben anlamadım olayı. Sonra baktım ki Ozan'ın elinde para var. Yani çocuğum sanki o parasını gasp etmiş gibi zannetti kadın. Yani çocuğuma verdiği parayı şoföre vermedi. Yani çocuğum onun parasını çalmış mı almış mı gibi. Yok. Öyle gibi oldu. Bana o anda terbiyesiz olduk yani. Ben olayı anlayana kadar şaşırdınız tabii. Olayı anlayana kadar kadının ses tonundan çocuğum etkilendi. Çıktı koltukta zıplamaya başladı. Tabii kadın bir anormallik olduğunu o anda hissetti. Anladı evet. Ama bana söylediği laf yanına kaldı yani. Yapacak bir şey yok. Yani biz o tür şeylere maruz kalıyoruz. Biz bunu tiyatro olarak halkın önüne koymak istiyoruz. Yani bizim şu anda böyle gülerek anlattığımız şeyler bize o anda çok büyük bir acı yaralıyor, vermişti. Yaralıyor tabii ki. Çok büyük acı bir, vermişti. Bir de şey yaralar beni. Daha önce bir başka engelli derneğinin de şeyini çıkarmıştım. Ben bakıyorum çocuğuma ama ben ölürsem kim bakacak? Bu beni çok etkilemiştir. Bu laf hep çok etkilenmişimdir. Evet. Bir sürü annenin de söylediği bu. Hani ben hayattayım, iyiyim, sağlıklıyım, çocuğuma bakabiliyorum. Engelli çocuğuma. Ama bana bir şey olduğunda ona kim bakacak? Kime emanet edeceğim? Olabilir. Evet. İnsanlık hali. Yani sağlıklı gider, hasta kalır değil mi? Bu böyledir. Gerçekten. Çok etkileyen laflardan bir tanesi de budur evet, beni. Bunları işte... Engelsiz hayat diliyorum size inşallah. Evet. Yani. Engelsiz bir tiyatro yapmak evet. istiyoruz biz de bunu. Engelsiz evet. tiyatro olarak engelsiz canlandırmak evet. istiyoruz. İşte destek... Kolay gelsin. Evet. evet. Veririz desteği biz de. Evet. Teşekkür. Yani şu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Yani proje gerçekten bu düşünmüş olduğunuz tiyatro yani bu anlatmış olduğunuz hikayeleri bir tiyatro şeklinde halkımızın da daha iyi bilinçlenmesi ve anlaması açısından çok önemli evet. olabilir. İnşallah bunu bu düşüncenizde yükselen burcunuzda Başak olduğu için evet, evet. Hırslı bir şekilde bunu gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Evet. Ben şeye gelmek istiyorum Beyhan. Evet. Siz ikizler burcusunuz. Merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Evet. Beyhan bir şey yaptım ben. O kadar güzel konuşuyordunuz ki. Ben yani sohbet aslında alıp gidecek de burçlara da yer kalmayacak değil mi? Evet. Sizin saat kaçta doğmuştunuz Beyhan Hanım? Sabahleyin 8'i 5 geçe falan dünyaya gelmişim ben. 25 Mayıs. Evet, sabah 8'i 5 geçe olursa o zaman sizin aslan mı acaba yükselen burcunuz? Bilmiyorum. Aslan kadına benziyor aslında. Yani çocuklar okula giderken dünyaya gelmişim. 7.30'la 8 arası diyordu anneciğim. Evet, rahmetli. 8'i geçerse. Aslan. Hangisine girdiğimi siz bulacaksınız artık tamam, bilemiyorum. 8'den önce yengeç. Yani ikizler üzeri yengeçliğin bir duygusal tarafı vardır. Sizin ay burcunuzu ben yanlış hatırlamıyorsam ya boğaydı galiba. Hiç o konularda merakım yok. evet. Ben aslan olarak hissettim. Saadet Hanım'ın o konularda bilgisi var ama benim hiç burçlarla ilgili hayır, bilgim yok. Aslan olarak hissettim. Aslanın bir duruşu vardır. Yani böyle evet. saç tipi evet. Ve girdiği öyle ortamlarda aslanda bir iktidarlık vardır. Evet. Biliyorsunuz girdiği ortamın hakimiyetin onda olmasını ister. Kollama, işte idame etme, evet. Saç tipinden böyle yüz tipinden mimiklerinden aslan gibi geliyor bana ama yine siz ben daha... Ben mikrofonu size bırakıyorum. Sade sana. Ben de diyorum Beyhan Hanım'da ilk defa böyle uzun vadeli bir konuşma evet. oluyor. Önceden evet. de bilmiyorum. Ben öyle hissediyorum. Yok, ben evet. o gerçekten o konuda zaten ay burcunuz da galiba ya aslan ya ben yanlış hatırlamıyorsam. Ama yükselen burcu konusunda yani bir ikizler olarak tabii sizin için şurada bir zorluktur. Astroloji değerlendirmesi yaparken belli bir yaşın üstündekilere ben bunu çok çünkü yaşadığım için oradan biliyorum. Evet. Yani 50 ve 50'nin üstündeki birisiyle konuşurken çünkü artık kişilik özellikleri olgunlaşmıştır, oturmuştur. Yani biz o bizim toplumca hoşumuza gitmeyen, yanlış anlaşılan, yalan olarak değerlendirdiğimiz, kötü olarak değerlendirdiğimiz kişilik özelliklerini insanlar büyüdükçe artık yapmazlar. Terk ediyorlar. Yanlışların hepimiz yanlışlar yapa yapa. O açıdan belli bir yaşın üstündeki insanlarla burç konuşurken şunu söylüyorsun. O bende yok diyebiliyor ya da var diyebiliyor. Böyle bir sıkıntı var ama evet. onu anlatırken karşımızdaki insana bunu geçmişten bunu bugüne kadar değerlendirelim demek lazım. Doğrudan 50 yaşındaki bir insana diyelim ki balık burcuysa veya ikizler burcuysa ikizler burcunun özellikleri şudur. Mesela ikizler burcu sağ solu belli olmaz dersen 50 yaşındaki bir insana 50 yaşındaki bir insan sağını solunu artık bilmiştir. Biliyordur yani. evet. Böyle bir durum var. Veya çok zekidir dersen mesela ikizler burcu zekidir. Zekasını geliştirmiştir demek lazım. Yani zaten zekidir ama zekasının üstüne ikizler burcu insanı öyle okumayı mi? Sever mi? Okumayı sever, severim. Araştırmayı sever, müziği sever. Evet. Yani sanatın, kültürün her türlü yani. Tiyatro, müzik, şiir, evet. okuma hepsi var bende.
Tabii ikizler burcunun zaten bu alandaki şey, bakış açısı, perspektifi geniş, geniştir. Evet. Her konu hakkında birazcık bilgi sahibi olduğu için evet. O açıdan da arkadaşları arasında en çok zaten renkli bir burçtu. Zaten hı-hı. Programımızın ismi de Hayatın Renkleri. Hayatın Renkleri. Evet. Takıma kadar İstanbul'dan geldi takım. Evet, çok güzel. Yakışmış Hayatın da. Renkleri evet. Programına uygun olsun diye evet, arkadaşım yolladı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şey de çok da yakışmış aynı zamanda. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani İkizler Burcu'nun zaten hayatta yani o renkli olmak, renkli olma durumu biraz da İkizler Burcu'nun özelliğinden geliyor. Geliyor. Ama yükselenin de bir şüphecilik varsa birazcık hani yükseleni yani 8'den önce ise çünkü yengeç burçlarının hayatta bir şüphecilik... Hiç bir... şüphecilik uyum yoktur benim. O zaman aslan 8'i geçmiştir diyelim. Yani aslan burçta biraz liderlik vardır, karizma vardır, akıl vardır, strateji vardır. İlk defa bu konuda konuşuyorum, evet. Hiç bilmiyorum yani. Yani strateji vardır. Var. Strateji görüyorum ben. Özellikle mesela şey yaparım ben, bir pazara bile çıkarken liste yapmadan çıkmam ben. Öyle bir şeyin tekinde. Planlıdır yani. Planlıdır. Evet, planlı olmasa zaten dernekçiliği bu kadar. Ertesi gün ne yapacağımı olamaz. Mutlaka planlayıp çıkarım evden. Eğer planlarsam 7-8 işi birlikte yaparım. Hı. Ama planlamadan çıkarsam böyle insan o zaman bir yerde takılır kalırsın. Tabii bu ikizler burcunda birazcık şeye ihtiyacı vardır ya dinlenme. Çünkü ikizler burcunun zekası yani kafasının hı-hı. içerisindeki beyin çalışır. Durmadan çalışır. İkizler burcu oradan para kazanmaya çalışır veya arkadaşını dostunu oradan kazanır. Yani beyin doğru ya da yanlış. Ama düşünür yani onu demek çalışır düşünür. Yalnız şu özelliğim var Barbaros benim. Ben kendime ait bir para kazanma şeyim hiç yoktur benim. Parayla hiç işim yoktur. Doğru. Ama dernek için oldu mu bütün her şeyimi böyle ortaya dökerim. Kendime şansıma ait bir çeşitli ufak tefek işte böyle hani evden pazarlama işleri yapılır ya. Onlara girdim hiçbirinde başarılı olamadım ben. Ama dernekçilik oldu mu her evet. şey önünde akar gider. İşte bu, yolum açık yani orada. Evet ben de her zaman mesela programda ikizler burcu için bunu söylemeye çalışıyorum. Yani evet. İkizler burçlar da böyledir. Yani bazı hı hı. yengeç burcu olsun, akrep burcu olsun veya başka burçlar olsun kafasının içerisinde veya yükselen burcuyla beraber değerlendirdiğimizde mutlaka bir şey vardır. Hı hı. Birisi yani toprak grupları, oğlak, boğa, başak mesela o para kazanacak. Niye için para kazanacak? Paracı olduğu için değil. Hayatını, eşini ve çocukların hayatını garanti altına almak için çalışıyorlar. Garantici, yani garantici derken garanti altına almayacak. Rahat yaşayacak, hastalık evet. var, şu var, bu var. İkizler burcunun kafasında ise biraz siz kendiniz de söylediniz. Hı hı. Ben her zaman da şunu söylemiştim. Yani paradan anlamayan bir numaralı burçtur. Yani para kazanma burcu değil. Değil. Hiç değilimdir. Yani siz kendi o yardım etmesiz bunu ben yani ben orada Allah yardım ediyor bana zaten. Orada önümüz açık. Evet. Ben şöyle parayla her şeyin olmayacağını düşünen bir insanım. Yani para insana her şeyi getirmiyor. Sağlığı getirmiyor. Kesinlikle. Tabii, evet. evet. Yani itibarı da para getirmiyor bence. İnsanın yaptıkları getiriyor. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Yani ikizler burcu olarak ben de hani ikizler burcu olarak. Siz de ikizler. Evet. Sen de ikizlersiniz. Evet. Ben İkizlerin de arasında mıyım ben? Balık. Yani, evet, bir balığım. Evet. İki ikizlerin arasında siz bir balık olarak aynı zamanda bizim suda şefimiz de. Evet. Aydın Bey bana destek olun. Destek oldu. İki iki oldu. Dolayısıyla yani o ikizler burcunun yardım etme işlerinde gönüllü olarak çalışıyor. Yani bir işi de ben astroloji de aslında bunu bize söyler. Bir işi kim yapabilecekse o yapsın. O yapsın. Yani siz en düzgün kim yapacaksa evet, o yapsın. Tabii. Evet. Yani kesinlikle. Sizin mesela İkizler Burcu olarak Yardımseverler Derneği Başkanlığı'nı uzun zamandan beri yürütüyor olmanız ve astrolojiye bağlayabilirsiniz. İkizler Burcusunuz. Yoksa başka burç olsa para hani, çünkü parayla da dönen bir işler bunlar ama evet. koşmak biz kendin İkizler Burcu öyle bir burçtur ki kendisi için çalışmaz. Kendisi için aynen. çalışmaz. Gider oradaki bir tane tanımadığı bir insanın para ihtiyacı olan bir insanın için bütün aynen. Manisa'yı dolaşır. Aynen. Ondan %100 katı yani %100 söyleyebilirim. Doğru. Yani bu açıdan da ikizler burcuna baktığımız zaman değerlidir ama bunu gelelim de bunu insanlara anlatalım. İkizler burcu dediğimiz zaman insanlara aa işte çift karakterli falan diyorlar da değilim ben. Tabii ben de değilim. Ama şimdi şöyle bir evet. şey var. Yani herkes olumlu yönünü kabul ediyor. Mesela benim de olumsuz yönlerim var. Mutlaka bizim de vardır. Var. Olumlu yönlerimizi kabul edip olumsuz yönlere gelince burçlarda ben... o da vardır. Burçların olumlusu da var. Mesela bizim olumsuz, benim balık burcunun olumsuz yönlerini söyleyin. Balık burcunun en olumsuz yönü biraz sana konuşalım. Saadet Hanım telefonumuz varmış. Ona bir şey diyelim. Alo. Devam et dedi Aydın Bey. Onu şey yapalım. Düştü galiba. Asuman Hanım daha önce geçen hafta da bizi aramıştı. Evet. Düştü galiba. Merak ediyorum. Balık burcunun en olumsuz yönleri. Mesela en olumsuz özelliklerinden bir tanesi bana göre bunu ben ısrarla söylüyorum.
Yani alıngan olduklarını her zaman söylüyorum. Artık insanlar da belki hep aynı şeyi söylediğim için belki de astrolojiyle ilgilenenler sıkıldılar. Ama bu alınganlık meselesinin yukarıda olduğu için balık burçlarında bunu biraz kendileri açısından sıkıntı olarak görüyorum. Yani bunu ısrarla, yani ısrarla söylüyorum. Bu kadar alınganlık içerisinde olmanız doğru değil. Gerçek hayatta sosyal ilişkilerimiz içerisinde insanlarla konuşurken eşimize, dostumuza, çocuklarımızla yapmış olduğunuz alınganlık doğru değil diyorum ısrarla. Bunu anlatamıyorum veya kendisi sen de bu şekilde değerlendir. Bu kadar alıngan doğru, alınganlı olman doğru değil dememe rağmen ısrarla yüzüne karşı da olsa. Ama yine de bu şeyinde mesela vazgeç, kendilerini üzüyorlar sonuçta. Evet, evet. Bu şey var. İkinci olarak da mesela balık burçları için bir telefonumuz varmış Saadet Hanım. Onu alo diyelim. Alo. İyi günler. Hoş geldiniz programa. Ben, iyi, sağ olun. 29 Haziran. Siz, evet. Sizin kendi mi? Hayır, kızımla ilgili. Evet, 29 Haziran. 1986. Saat kaçta doğdu? Gece saat 10.30'da. Yükselen burcu yengeç üzeri balık. Yani on... Tamam, kapatabilir miyim? Ben sizi televizyondan izliyorum. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben yorum sizin için yapayım. Tamam. Sizin için tamam. İkinci bölümde yorumumu biraz sonra reklama gireceğiz. Siz yine kapatın tamam. Ama yorumumu ben ikinci bölümde yapacağım, iyi mi? Tamam. Çok tamam. Teşekkür ediyorum aradığınız için. Sağ olun. Evet Saadet Hanım, konuşun. Balık evet, burcunu... balık burcunun olumsuz yönlerini. Yani bir de bu evlilik meselelerinde balık burçlarının iyi astrolojinin en iyi burcudur. Yani o konuda bir şey sıkıntı yok. Yani ama birazcık da sizin için demiyorum yalnız. Yani. Genel balık. Yani sadece ben değil, Aydın Bey için. Başka balıklar da var, evet. Aydın Bey de var. Aydın Bey için. Evet. Evet. Yani genel olarak bu evlilik meselelerinde, şimdi evlilik, arkadaşlık, dostlukta da ilgilidir ya. Eşimizle, onlarla birlikte. Bunu hayatı şey yapmak lazım. O arkadaşlığı, dostluğu biraz da bir tık değil de 2-3 tık yukarı çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum balık burcu insanlar. Onlar biraz da o kendi kişiliklerini, şimdi balık burcunun bir kişiliği vardır. Kendi duygusal, müzik dinler, iyi bir insandır, kimseyi kırmak istemez, iyi bir dinleyicidir, dinler insanı, yardımcı ol, evet, iyi yardımcı olmaya çalışır. Bazen konuşmayı da sever. Kendi üç dünyasında kesinlikle kötülük yoktur. Huzurlu, mutlu, kendisi kendi kendine mutlu. Aman kimseye bana karışmayayım, kimse de bana karışmasın ama ben de mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayayım düşüncesi vardır. Bunu güzel olabilir ama evlilik de birazcık bunun, birazcık mesela böyleyse biraz böyle çıkması lazım yani. Yani biraz daha iletişimi yükseltmek lazım. Yükseltmek lazım. Yani o zaman ne oluyor? Karşı taraf için sıkıcı oluyor. Balık burcu, evet. evli olan mesela balık burcuyla evli olan İkizler, kova, yengeç, aslan, terazi. Bunlarla ilgili olarak da balık burcunda evli olanlar bu açıdan biraz sıkıntı yaşayabiliyor yani. Biz aslında konuşkanız. Yani bizden sıkılıyorlar mı? Ben onu anlamadım. Bizim evli olanlar. Ya evet. Yani onu biraz demek istiyorum. Yani sıkılma meselesi, konuşkanlık da var da. Ama ben de tam tersiyim. Karşımda konuş. Ben konuşurum mesela, günüm nasıl geçtiğini böyle her ayrıntıya kadar paylaşmayı severim. Evet. Sohbet etmeyi severim. Karşı taraf tam tersine o konuda karşılık vermediği zaman Türk erkekleri maalesef, değil mi? Birazcık öyle. İçe kapanırım yani. Bir daha açmam. Ertesi gün tekrar onu aynı şeyi anlatma gereği duymam artık. Evet. İşte bak, alınganlık çıkıyor değil mi orada? Yani mutlaka o yani. O her yerden. Evet. Peki şey var. İkizlerin nedir şey böyle? En kötü özelliği. Evet. İkizler burcu çok iyi bir burçtur. Şaka gibisin. Aydın Bey bütün olumsuzluklar bizi. Evet yani. Bizde de vardır olumsuzluklar, olmaz olur mu? İnsanız hepimiz. Olumsuzluklar yok Beyan Hanım. Bizim ciddi böyle... misin? Şaka gibisin. Burada da burç kardeşliği yapıyoruz o zaman. Şaka gibi bir program yani. Evet. Mutlaka, ben söyleyeyim. Para konusu çok sıkıntılı bir konudur İkizler Burcu için. Yani onu söylemem. Ben de söyleyeyim yani İkizler Burcu'nu. Söyle. İkizler olarak kendisi yorumlamıyor. Kendi burcu sağ olduğu söyleyeyim. İçin. Evet. Siz yani o zaman. Balık burcu da aslında şey, İkizler Burcu da aslında şeydir mesela, o da çabuk kitletlenebiliyor, sinirlenebiliyor. Evet, kin tutmasa bile, yani. Kin tutmuyor kin karşı tarafa kolay kolay doğru. Kin tutmasa bile şeyini, sözünü hemen veririz yani. Tepkisini o anda verir, ses tonunu da yükseltir.
Doğru. Şimdi ben olarak sizin olumsuz yönünüzü astrolog arkadaşımız söylemek istemiyorum. Söylesin valla. Bağımsız olarak söyleyeyim yani. Tepkisini o anda ses tonunu yükselterek verebiliyor. Toplumda kim olursa olsun o anda gözleri görmüyor. Evet. Hani o toplumda farklı bir toplantı vardır. Bir haksızlık varsa eğer onu mutlaka kesinlikle söylerim. Evet. Yani orada o, haklısınız o konuda ama onu şöyle de düşünmek lazım. Bazı insanlar, ben onu iyi olarak değerlendiriyorum. Bazı insanlar, bazı burçlar haksızlık karşısında susarlar. O oradaki diyelim ki hani canlı yayındayız da ama aynı zamanda yani pislik olarak da düşünürsek hani bir olay, bir ne diyelim, bir sorun, bir sıkıntı orada devam ederken bunu ikizler burcu gördüğü an hiç kimseyi dinlemez. O orada olmayacak. Olmaması evet gerekir. Gibi bir durum var. Yani onun üstüne gider artık. Bazı insanlar bu noktada sessiz kaldıkları için o olay orada büyür. Mesela böyle bir durum da var. İkizler burcu. Ama dolayısıyla iyi bir yönümüz. Hayır, ama aslında bir balık burcu sabırlıdır. Hayır, bizdeki gibi sabrınız yok demek istiyorum. sabır yok bizde. Bizde sabır var. Ama ben sabırlıyımdır aynı zamanda. Onu çok dinleriz, bekleriz. Bir de ikizlerin sağ solu da belli olmaz. Yani bir de duygularını çabuk net bir şekilde özel hayatlarında belli etmeyi sevmezler. Barbaros Bey lütfen. Affedemiyoruz yani. Yani ikizleri çok fena yaptı. Hayır, şimdi çift karakter balıkta da vardır, ikizlerde de vardır. Doğru. Balıkta bir nebze de ikizlerde şöyledir. İkizlerin sevgilisi olan biri düşünür. Bu beni gerçekten seviyor mu, sevmiyor mu? Çünkü sağ solu belli olmuyor. Seviyorsa bile bunu belli etmez, göstermez. O yüzden karşı taraf, karşı cins devamlı ikizlerle beraber olan devamlı tetiktedir, devamlı şüphecidir. Bu beni seviyor mu, sevmiyor mu? Bir yandan sevdiğini hissediyor, bir yandan da hiç alakasız davranıyor. Yokmuş gibi yani. Yokmuş gibi doğru, davranıyor. Doğru. Güzel, çok güzel. Bunu iyi gözlemlemişsiniz. %100 aynen öyledir. Doğrudur yani bu. Bu da hemen kitap yazmadık ama o konuda biraz da bilgimiz var yani. O zaman biz sürprizlere açık bir burcuz. İkizler evet, yani burcu. Sürprizlere açık, yenilik. Ama değişken, yükselen etkiliyor değil mi burcun normalini? Evet. Ben sabırlı bir insanımdır. Şöyle ondan sonra sevdiğimi belli ederim falan. Aynen böyle. Öyle. Ben de. O şöyle. Üstüme alınmıyorum bazı şeyleri yani. Tabii alın. Öyle. Ben de alıyorum. Ben alınganlığı hiç alınmadım. Şimdi ikizler burcu için de şöyle. Biraz önce konuşmuştuk. Hani renkli olmasının sebebi. Her şeyle meraklı olduğu için. İlgiyi bir ikizler burcuyla muhatap olan bir insanın ikizler burcunun ilgisini sürekli kendi üzerinde tutmaya çalışması gerçekten imkansızdır gibi bir şeydir yani. Her yere ilgilenir. Çünkü yani ilgilenir, biraz onunla ilgilenir. Yani o kötü niyeti biraz o konudan konuşacak. O ikizler burcunu seven insan, o ikizler burcunun renkli karakterini, konuşkanlığından, iyi insan olması, yardım etmesi, bazı komplekslerinin olmaması, rahat bir insan olması gibi şeyler birçok şeyle iyi bir arkadaştır. Kendisiyle konuşkanlığı sayesinde tercih edilen bir durumdur. Evet. O insan ister ki sadece benimle arkadaş olsun, sadece beni sevsin. Yok. Ama ikizler burcu biraz yani ilgi, sadece bir insanın üzerinde ilgili olmak konusunda gerçekten zayıftır. Olamazlar işte. Mümkün değil. Evet yani. Ama özel hayatlarında da olamıyorlar bir insana. Yani, birçok kişiden kişiye göre değişir efendim. Tabii o ikizler burcunun aşk meşk kişileri. Benim ikizlerim de ikizler de o yüzden. Evet doğru. Onlar yani hayatın güzel renkleri içerisinde olmaktan Cıvıl cıvıllar. Evet, her ne kadar engelli de olsalar o güler yüzlüler yani normalde fizyolojik olarak belli olmadıkları için dışarıdan görünüşte çok yakışıklı ama onlar oradan oraya dağdan dalaya uçabiliyorlar evet, yani. Doğru yani o konuda evet. Daha da şey biraz da yaşları da tam bu yaşlara geldikleri için. Evet. Bir kısa bir ara verelim. Siz ben de, şeyi soracaktım. He, buyurun. İki oğlumla ilgili soracaktım. Tamam. Büyük oğlum ikizler. 28 Mayıs. 28 Mayıs. Saat kaçta doğmuştu? Akşam saat 8 gibi dünyaya geldi. İkizler üzeri yay burcu. Yay. Evet. Küçük oğlum da oğlak burcu. 14 Ocak. Evet. Saat 1.30'da dünyaya geldi. Öyle. Öğlen 1.30'da. İkizler. Oğlak üzeri ikizler. Öyle mi? Evet. Hiç anlaşamıyoruz küçük oğlumla, çok çatışıyoruz. Evet onun evet şimdi büyük oğlumla anlaşıyoruz. Anlaştığımız noktalar çok. İkizler üzeri yay olduğu için büyük oğlumuz hani orada ikizler burcunun yay burcu olması itibariyle yay burcu insanları annelerine düşkün insanlardır. Evet. İkizler burcu her ne kadar özgürlüğüne düşkünse kendi işlerine sizi karıştırmazsa da karıştırmıyor. Evet. Ama size de dinler yani size sohbet edersin yanınızda olur.
Ama Oğlak Burcu. Koruyucu özellik falan hemen böyle var, şey yapıyor. Evet, korur. Evet. Ama kendi bildiğini yapar yani. Aa, evet, gezer, kesinlikle. Tozlar, eğlenir. Kesinlikle gezmeyi, mesela. Arkadaşları, dostları eğlenmeyi sever. Sürekli güler yüzüdür, enerjisi yüksektir, karizması hı-hı yüksektir falan. Orada o kendi hayatını kendi kurabilme zekasına, kapasitesine, potansiyeline sahip. Evet. Ama sizi de dinlemezlerken sizi de dinleyebilir ama dinler mantıklı bulursa, yani güzel bir fikirse onu da hı-hı uygulayabilir. O daha küçük olduğunuzla ilgili de olarak da onun yükselen burcunun Oğlak olması. Oğlak burcu biliyorsunuz. Oğlak üstü ikizler. Evet. Şimdi orada bir şöyle hem kendini dinlememe, yani kimseyi dinlememe durumu vardır ya ikizler burcunda. Eğer fikir uygunsa o fikri alır. Evet. Yani illa duygusal bir bağlantı. Onda da liderlik özelliği var. Onu, değil mi ikizler? Hayır. Şey değil, Oğlak'ta. Yok, işte o yok. Onu çok iyi anlamanız lazım. Oğlak burcu etrafında duvar örülüdür, gelenekçidir. Korkuları olan bir burçtur. Evet. Ve planlıdır. Konsantrasyonu diyelim ki şuraya gidecekse planlı günlük, akşam, yarın, sabah. Onun dışında hiçbir şeyi odaklanmaz. Evet. Dolayısıyla yandan, sağdan, soldan söz, anne, baba. Müdahale oldu mu kızıyor. Kızıyor, edemiyorsun. Öfkeleniyor. Aynen öyle. Evet. Bunu da kızarak, bu yükselen ikizler olduğu için normalde oğlak burçları kavga etmesi. Sevgili davranıyor. Yani kaşını çatması, yüzünün suratını asması belli eder. Bu nokta, yani şurayı geçme der. Kim olursa olsun. Sınırını koyuyor yani. Ya sınırı bunu da evet, dediğimiz gibi yüz ifadesiyle yapabilir, tartışabilir. Yani bir noktada bir yerde dur derdi yani insanlara. Evet, evet. O neden? Kendi işiyle ilgili, planıyla ilgili, kafasındaki durumlarla ilgili kimseyi kendi işine karıştırmaz. Onun sebebi de mükemmelliyetçidir. Bir şey düşünüyordur, onu en iyi kendisinin düşündüğüne inanır. Çünkü detaycılık ve ayrıntıcılık da vardır Oğlak burcunda. Ama yükselenin ikizler burcu için de orada biraz kendi için, kendi iç dünyasıyla ilgili, kişiliğiyle ilgili çatışmalar yaşıyordur. Çünkü Oğlak burcu sürekli geri planda kalarak hareket etme, geri planda kalarak yönetme durumu varken ikizler burcu biraz daha ön plana çıkmak isteyebilir. O ne zaman genç olduğu zamanlarda, kaç yaşında küçük oldunuz? 22. Yani tam ergenlik çağlarını yeni yeni geçmiş. Dolayısıyla şimdi o aşk ve iş konusunda karar verme durumlarında kendi Oğlak burcu yükselen ikizler olduğu için çelişkiler yaşıyordur. Evet. Yani o şimdi Oğlak burcu aşk hayatında mükemmeliyetçi bakış açısına göre birini tercih eder. Yani güzel olmalıdır, evet, ama aynı zamanda o birisi eşleşeceği zaman güzel bayan olmalıdır ama aynı zamanda da güler yüzlü olmalıdır. Bu noktada hem güzel olacak hem de güler yüzlü olacak. Bu durum o şeye gider. Yay burcuna doğru gider. Hmm. Yani yay burcu hem güzeldir hem de güler yüzlüdür. Evet. Aynı zamanda koçlar da öyledir. Terazi... Sonra onları da size soracağım. Hani sizin bir kitap araştırmanız var. Bana da hediye etmişsiniz. Çok evet, teşekkür ediyorum. 3000 kişi üzerinde tabii, araştırma var, yapıp hangi burçlar hangi burçlarla evlenmeli gibi bir araştırmanız evet vardı. Onu da daha sonra sorarız. Başka bir programda tamam, inşallah. Tamam, başka bir programda. Ben bugün beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci bölüme geçmeden ayrılmak zorundayım. Evet. Ben de geldiğiniz için Beyhan Hanımcığım çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Saadet Hanım size de geldiğiniz için. Ben de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Beyhan Hanım'ı kırmadınız. Evet, doğrusu... Beyhan Hanım'ın burada olması rengarenk bir cıvıltı verdi programa. Evet, gerçekten evet, cıvıltı oldu, rengarenkti. Evet. Çok rahattık da yani evet, sanki böyle ev ortamında sohbet ediyoruz. Önce teşekkürlerimi sunuyorum ve programınızın evet devamını diliyorum. Ben de program kardeşliği, dernek kardeşliği ve burç kardeşliği oldu evet, bugün. Vallahi, evet, çok güzel oldu. Sağ ol, bizi izleyenlere de teşekkürlerimizi yolluyoruz. Selam ve evet, sevgiler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar kısa bir ara verelim.